Merhabalar. Bugün Richard Craft atölye çalışmalarından kadife tozu ile ilgili örnek çalışmalar yapacağız sizlerle. Kadife tozlarını her yüzeyde uygulayabileceğimiz vernik istemeyen bir üründür. Bugün daha öncesinde sizlerle bir MDF, bir de seramik bir obje hazırladım. Seramik olarak bir ayakkabı modelini seçtim. Bundan çok şık bir keramik aşamasına getireceğiz. Burada da mutfak için kullanılan bir çay kutusu gibi bir ürün tasarladım. Zemininde ben gene öncesinde şöyle göstereyim. Hafif bir mermer görüntüsü tamamladım. Kadife tozlarını vernikleyemediğimiz için öncesinde yapmış olduğum dokuma bir kat su bazlı parlak high gloss vernik uyguladım. Kadife tozlarını verniklemek gerekirse eğer sprey vernik, o da uzaktan çok yakın olmamak kaydıyla sıkmamız gerekir. Uygulama aşamasına hep beraber şimdi başlayacağız. Bugün ben dediğim gibi burada mor tonunu uygulayacağım. Burada da bir siyah tonuyla işlem yapacağım. Kadife tozu nasıl uygulanır ve nelere dikkat etmemiz gerekir? Şimdi bunlara başlayalım. Hocam, öncelikle yayınımıza Şengül Elaldı geldi. Merhabalar hocam. Tuğba Hanım geldi. Şimdi dediğim gibi hazırlamış olduğum kutumda burada kadife tozunu hem stanslı şablonlarımızla uygulayabiliyoruz hem bir bütünde uygulayabiliyoruz. Bugün her ikisini de bir örnek çalışmayla gerçekleştireceğiz. Şimdi benim tercih etmiş olduğum modelim şu şekilde, ben sizlerle paylaşacağım hemen. Numarası 300 olan Home Sweet Home yazan modelimi paylaşacağım. Çalışmak istediğim yüzeye öncelikle stencil şablonumu yerleştiriyorum. Burada kullanacak olduğum ürün kadife tutkalı. Kadife tozunun ise siyahını kullanacağım. Kadife tozları 20 ayrı renk olasılığı var. Şu şekilde göstereyim. İçi parçalı, pütürlü bir haldedir. Bunların pütürlü, tanecikli olmasının bir avantajı vardır. Toz halde olduğunda o kalınlığı yakalayamayız. Dolayısıyla o parça kütlelerini bizim yüzey üzerinde ezmemiz gerekir. Kadife tutkalımı öncelikle tabağa döküyorum. Tutkalım beyaz, kurudukça şeffaflaşır. Şeffaflaşmasıyla da artık ben ürünümü çalışabilir bir hale geleceğim anlamına gelir. Kadife tutkalımızı uygularken dikkat edeceğim şey, her yerine gelmiş olmasıdır. Gelmediği yerde tutkalın almayacağı anlamına gelir. Ben bu şekilde tersten uygulayacağım. Şu şekilde bakın, dik vurup dik çekiyorum. İlk başta bu iri pütürcüklerin olmuş olması çok normal. Şu anda tamponumla yavaş yavaş yüzeyde tutkalımı uyguluyorum. Bunu bir kat yapacağım. Daha sonrasında üzerinden bir kez daha geçeceğim. Yavaşça. Bakın zaten iri pütürcükleri görüyorsunuz. Şu şekilde. Elimi dik vuruyorum, dik çekiyorum. Her yerine yapmak istediğim, kadife tozu yapmak istediğim yüzeylere net bir şekilde gelebilmesi için ara ara tekrardan tutkal alıyorum. Burada sünger kullanmanızı tavsiye ederim. Pompon süngerler çok rahattır. Dolayısıyla alta yayma yapmadan yavaşça desenimi üzerinden kadife tutkalımı tamponluyorum. Hocam, Necla Karakaş kolay gelsin demiş. Ayfart kolay gelsin hocam, harikasınız demiş. Teşekkür ederiz. Bu yayınlarımız sizlere birer fikir oluşturur. Sizlerden çok daha güzel projeler çıkacaktır eminim ki. Burada sizlerle her zaman söylüyorum, paylaşmak istediğim şey ürünlerin nasıl kullanıldığı ve nelere dikkat edilmesi gerektiğidir. Şimdi bu aşamaya geldi. Aynı süngerimle üzerinden bakın tekrar geçiyorum. O iri pütürcükleri zaten ezmiş oluyorum. Yüzeyde tutkal kalınlığı yapmaksızın bu işlemi gerçekleştiriyorum. Bir nevi hem tutkalımın her yere gelmesini sağlıyorum hem de tamamen ezmiş oluyorum. Zaten bakın
ezilmiş hali ve ilk hali görünüyor. Tekrardan tutkal almadım. Süngerimdeki mevcut kalan ve yüzeydeki tutkalımı kullanmış oluyorum. Burada şablonla olan çalışmasını gerçekleştireceğiz. Birazdan da bir bütün yüzey kaplamak istersek, bu kutu içleri olabilir. Şu an bugün biz bir seramik ayakkabıyı tercih ettim. Demin de söylemiş olduğum gibi her yüzeyde uygulanabilir. Üzerinden bakın tekrar geçiyorum. Bunu geçmemdeki sebep şu. Demin de paylaştığım üzere, şuraya parmağım değdi. Kadife tutkalının gelmediği nokta kadife tozunun almayacağı yer olacaktır. Dolayısıyla diğer yerlerde daha yükseltiler olurken oralar daha ince kalacak ve alttaki rengimizi gösterecektir. Kadifeyi çalışırken dikkat etmeniz gereken bir küçük püf noktası daha var. Tutkalınızı birincisi çok kalın kullanmayın dedik. Üzerinden defa defa bu şekilde geçelim dedik. İkincisi ise tercih etmiş olduğunuz kadife tozunu uygun, o tonlara, kendi tonlarına yakın bir renkle mutlaka alt zemini boyayın. Ben dediğim gibi kadife tozunu mor olarak kullanacağım için seramikte Multi Surface grubundan amatistle boyadım. Burada da iç siyahı üzerinde siyah eskitme kremi ve titanyum metalik akrilikler ve rölyef pastayla bir doku gerçekleştirdim. Şimdi bu şekilde tamamladıktan sonra şablonumu kaldırıyorum. Bakın şu an beyaz, demin söylediğim gibi beyaz bir görüntüsü var. Bu şeffaflaştığı aşamada benim kadifemi artık çalışabileceğim anlamına getirir. Dolayısıyla şimdi doğal kurumaya bırakılabilir. Isı vererek de bunu hızlandırabiliriz. Şu an ben bunu hemen yanıma alacağım ve seramiğe geçeceğim. Bunu şöyle yakından gösterelim. Şu an beyaz da hafiften artık böyle yarı transparan hale geçmeye başladı. Kendi halinde kurumaya bırakacak olursak ortalama 15-20 dakika içerisinde bu kuruma tamamlanmış olur. Ben şu an burada ısıtıcımın önüne koyacağım ve onun şeffaflaşmasını bekleyeceğim. Hocam biz onun şeffaflaşmasını beklerken Dinçerobi başarılar dilerim, bilgi için sağ olun, kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Bir sorumuz daha var. Hocam kolay gelsin, yatak odası takımı boyamak istiyorum. Kaç litre boya almam gerekiyor diye bir soru. Ortalama olmuş. Bir yatak odasında eğer işte örnek veriyorum 3 kapılı bir gardırop, bir tane şifonyer, 2 komidin, hani makyaj masası, yatak başı derken 3 tane 500 cc ortalama gidiyor. Tercih edeceğiniz renk tabi burada önemli. Multi Surface grubundan dediğim gibi 3 tane kullanabilirsiniz. Eğer Çalkıt grubundan seçerseniz burada daha az, daha çok çabuk bir kapatma sağlayacağınız için 3 tane falan. Onların ama 250 cc'dir gramajları. Ortalama ürün başına bir tane gibi düşünebilirsiniz. Tam stansılımızı çok beğenmişler. Stansılımız kodu 300. Siyah eskitme kremi nasıl ve mermer görünümü nasıl sağladınız diye bir sorumuz gelmiş. Çok kolay aslında. Şöyle öncelikle zemini iç siyah boyadım. Bir yandan da bu arada onu anlatırken seramiğimin kadife tozu için şu şekilde göstereyim. Bakın şu an iri pütürcüklerim var. Şu şekilde tamponluyorum. Ve ben topuk kısmını titanyum metalik antik gümüşle boyadım. Orasını yapmayacağım. Şu an mora boyamış olduğum noktaları kadife tozuyla çalışacağım. Şimdi mermer görüntüsünü sormuşlardı. Mermer, aslında gerçek mermer olarak yapmadım ben onu. Normalde bunu açmalar yapmam gerekirdi. Şu an çalışmış olduğum, biraz önce stansıyla basmış olduğum kutumun üzerindekini iç siyahına boyadım. Daha sonra siyah eskitme kremi, şöyle göstereyim ürün yanımda. Siyah eskitme kremimi yüzeye sürdüm. Daha sonrasında bir poşet yardımıyla da üzerinden üzerine yapıştırdım. Poşetimi çok hafif buruşturarak kaldırdım. Daha sonrasında da
antik gümüş rengiyle de tekrardan damarlarını oluşturdum. Şimdi kadife tozumun tutkalına devam ediyorum. Hocam yayınımızı kaçıranlar var da ne yaptığımızı soruyorlar. Tabii bugünkü çalışmalarımız içerisindeki seçmiş olduğum projem kadife tozudur. Şöyle göstereyim. Kadife tozunu her yüzeyde uygulayabileceğimiz bir üründür. Şu an elimdeki seramik bir obje. Biraz önce de bir ahşap ürün üzerinde stencil'la olan çalışmasını yapmıştık. Şu an sürdüğüm ürün ise kadife tutkalıdır. Her tutkalla olmaz. Bu tutkalın bir özelliği vardır. Kurudukça şeffaflaşır, şeffaflaştıkça da yapışkanlık özelliği artar. Dolayısıyla farklı tutkallarla bu işlemi gerçekleştiremeyiz. Ve daha sonrasında uzun vadeli baktığınızda kadife tozlarının yüzeyden dökülmesini engeller. Dolayısıyla kendi grubu içerisinde kadife tutkalıyla benim bu işlemi gerçekleştirmem gerekir. Kadife tozunu yapmak istediğiniz yüzey ne renkse ortalama, çünkü bunların 20 rengi var. Örnek veriyorum, kırmızıyı seçtiniz. O zaman zeminine kırmızı boyamak durumundayız. Kırmızı, bordo tonlarında, yani kendisine hep 1-2 ton yakınında bir renkle önce yapacak olduğunuz ürünü boyamanız gerekir. Ha, yok, örnek veriyorum, bu bir çanta. Siyah bir çantaya gene siyahla bir kadife tozu gerçekleştireceksiniz, bir stencil'la. Onu boyamanıza gerek yok. Ama farklı bir renkteyse, eğer tercih etmiş olduğunuz kadife ne renkse ona uygun, yakın bir renk tercih ederek bir kat da olsa boyanması gerekir. Şimdi şöyle yakından gösterelim. Bakın, bu şu andaki kadife tutkalımın birinci kat görüntüsü. Dediğim gibi şimdi bunu üzerinden geçerek, bakın bu noktacıkları şöyle biraz burayı ezelim. Aradaki farkı çok daha rahat göstermiş olabilirim. Tekrardan üzerinden geçiyorum. Hocam, Ayşegül Hanım'ın sizden bir ricası varmış. Çok güzel videolar, emeğinize, ellerinize sağlık. Bu sene sizinle İstanbul Fuarı'da tanışma fırsatı buldum. Gerçekten çok tatlısınız. Rich Fuarı'nda bir harikaydı. Bir ricam var. Model pasta videosu isteniyormuş. Model pasta, süper. Önümüzdeki hafta, bundan sonrasında haftanın 3 günü bu şekilde canlı yayınlar gerçekleştireceğim. Şu an tahminimce herhalde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olacak. Önümüzdeki hafta daha dünden söz vermiş olduğum bir verniklerle ilgili çalışma istenmişti benden. Modeling pastayı da önümüzdeki haftaki projelerimizin arasına alalım. Birlikte hep beraber yapalım. Ben şöyle biraz yakından göstereyim. Bakın, ezdiğim zaman zaten farkındaysanız tutkal tamamen yüzeyi kaplıyor. Ve şeffaflaşmaya başlamasıyla alttaki rengi de görmeye başlıyorum. Kadife tutkalı yapışkanlık özelliği çok yüksek olan bir üründür. Bekledikçe yapışkanlık özelliği artar. Oldu ki tutkalı bugün sürdünüz, aynı gün kadife tozunuz yetmedi veya elinizde yoktu veya işiniz çıktı yapamadınız. Ertesi gün devam edebilirsiniz. Yapışkanlık özelliğini kaybetmez. Aynı gün tamamlamak durumunda değilsiniz. Şimdi şurada arkada. Ben bunu bu arada bir kalemlik haline getireceğim. Ufak birkaç dekoratif süsleme desen çiçeklerini de hazırladım. Evet. Tutkalımı sürdüm. Bunun şimdi şeffaflaşmasını bekleyeceğim. Şu burun kısmını biraz daha bol koyalım. Hocam, mermer görünümü için de bir yayın istiyor arkadaşlar. Tabii ki de. Şimdi kuruması için yana bırakacağım. Kutumu elime alacağım. Evet. Bakın, ısıtıcının önüne koyduğum için şöyle biraz daha. Şu an tamamen şeffaflaştı. Desen neredeyse yok. Şu an yazmış olduğumuz bu Home Sweet Home yazımızı tamamen şeffaflaştığı için artık ben bunu çalışabilir bir aşamaya getirebiliyorum. Şu ana kadar ne yaptık? Temel konumuz, kadife tozu uygulanması gereken yüzeyin mutlaka tercih ettiğiniz renge yakın bir renkte
Mavi ise mavi tonlarından bir renk, mor ise mor tonlarından bir renk. Birebir renk tutmak zorunda değil ama birbirine yakın renkler tercih edilerek bir kat sürülmeli. Sonrasında kadife tutkalını tamponlayarak uyguluyoruz. Bir kat geçtikten sonra ilk katta, çünkü böyle iri pütürcükler oluşur. Sonrasında tekrar tutkal almaksızın üzerinden geçmiş olduğum tutkalımı eziyorum. Bu ikinci püf noktası. Birincisi, kadife tozuma uygun bir renkte zemini boyuyorum. İkinci dikkat etmem gereken şey, tutkalımın her yerine geldiğinden emin olmam gerekiyor. Bir kat geçtim, tutkal almaksızın süngerimle mevcut tutkalımı ezdim. Şimdi diğer dikkat edilmesi gereken hususa geçeceğim. Ben biraz daha şöyle ortada çalışmaya çalışayım. Hocam, mutfak masasını boyamak istiyorum. Ne tür boya kullanmam gerekiyor diye bir sorumuz geldi. Tabii. Multi Surface grubumuzu kullanabilirsiniz. 110 alternatifli renk seçeneği vardır. Bir de Multi Decor Chalkit, daha mat bir görüntü elde etmek isterseniz şayet Multi Decor Chalkit grubundan bir renk seçebilirsiniz. Her ikisi de geri dönüşüm için hazırlanmış özellikli ürünlerdir. İstediği rengi hoşuna giden, çünkü renk tonlar birbirleriyle aynı olmadığı için istediğiyle hareket edebilir. Rich Multi Surface mavi kapaklı ürün veya kavanozda Rich Multi Decor Chalkit grubu, her ikisinden istediği tonda yapabilir. Hocam, kadife tozumu kusura bakmayın, Leyla Hanım demiş ki keşke bu videolarınızı YouTube'a yükleseniz veya bir yerlerde devamlı kaydı olabilse, bu emeğiniz kaybolmasa denilmiş. Bunun için YouTube kanalı için de tekrardan ayrı çekimlere başlıyorum. Bunların her birinin kısa anlatımlı kalıcı videoları da olacak. Şimdi bakın, kadife tozumu koydum, yüzeye döktüm. Nerelere yapışacağını şu an ben bile bilmiyorum. Bakın, şu an hiç ezmiyorum. Yüzeyde kadife tozumu nerelerde varsa önce desenime hareket ettiriyorum. Bakın, çok pütürlü, tane tane, yarım mercimek büyüklüğünde gibi görüntüleri vardır. Şimdi bu aşamaya geldikten sonra az çok yerleri belli oldu. Elimle şimdi bastırıyorum. Hocam, Aysun Yücesoy, kolay gelsin hocama. Yalova'dan kucak dolusu sevgiler demiş. Teşekkürler Aysuncuğum. Bir de hocam, kadife tozları niye zıt renklerde olmuyor mu? İlla ki yakın mı olmalı diye bir sorumuz gelmiş. Evet. Neden zıt renklerde olmaz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Örneğin bu bir, şu an gri çalış, alt gri tülü siyah tonlarında bir renk var altta. Kırmızı yapmış olsaydım şayet. Eğer o mikronluk incelikler deriz. Belki o an elimize çok fazla temas ettiğimizde fark edemeyebiliriz ama alttan rengini mutlaka ki gösterir. Eğer %100 kaplayamadıysanız eğer. Dolayısıyla birbirine yakın tonlar tercih ettiğinizde bu durum tamamen ortadan kalkar. Elimle iyice bastırdım. Şimdi artık kadife tozunu yüzeyde hareket ettiriyorum. Hocam, Turuncu Sanat Evi, sizden birebir kurs almıştım. Anlatımınız çok güzel. Canlı yayında sizi görmek ve yaptıklarınızı izlemek çok zevkli. Kolaylıklar diliyorum demiş. Destina Sanat da kutunun üzerinde cila ne var diye sormuş. Şöyle göstereyim. Su bazlı high gloss verniğimiz var. Bir kat sürdüm. Fırçayla bir kat. Yayın öncesinde ben zemini, bir şeyleri çalışırken altta da en azından hani çıplak bir zemini bittiğinde göze estetik gelebilmesi adına yapmış olduğum bir işlem. Şimdi çok ciddi bir şekilde temizlemeden önce, bakın şu an hala daha artan kadife tozum var. Bunları geri alıyorum. Bunları daha sonra yine kullanabilirim. Hocam, mutfak dolabına ne kadar boya gidiyor diye bir soru gelmiş aslında. Ortalama bir tane mutfaklara iki tane 500 cc gibi Multi Surface grubundan gider. Öyle söyleyeyim. Tabii burada tercih edeceğiniz renk de çok önemli. Şimdi ben buradan yüzeyden fazlasını topladım. Şimdi artık iyice bastırmaktan korkmayın. Hatta şöyle saatimi de çıkartayım. Yüzeyi çizmeyelim. Bakın, hiç kibar davranmıyorum. Sesi bile duyabiliyorsunuzdur. Çünkü eğer çıkan varsa şu anda çıksın.
ilk başta bakın yüzeyden bayağı bir toplamış olmama rağmen gene bile ince ince çıkıyor. İyice temizliyorum. Ben ürünüme güveniyorum. Tutkalımın her yere geldiğinden de eminim. Dolayısıyla bu kadar sert darbelerde bile çıkması mümkün değildir. Şu şekilde. Şu an tabii elle ben bunun yükseltilerini çok iyi hissedebiliyorum ama şöyle biraz açılı çekersek belki bu dokusunu daha iyi hissedebiliriz. Evet. Bu kadar kolay bir ürün. Hocam mutfak tezgahını boyayabilir miyiz? Sağlıklı olur mu? Cevaplarsanız çok sevinirim demiş. Tabii ki de. Mutfak tezgahlarını evet çok fazla boyayan kişiler var. Ama boyanmaz diye bir şey yok. Boyanır. Boya kalkmaz. Ama şunu unutmayın ki örnek veriyorum işte bir mermer tezgah bile olsa o tencereyi üzerine koyduğunuz zamanla hafif sararmalara sebep olduğu durumlar vardır. Bu bir granitse ne bileyim bir çay veya kahve lekelerinin oluşturduğu durumlar vardır. Dolayısıyla siz boyadığınız zaman siz bu doğal mermerde veya orijinal granitlerde bile bunu önüne geçemezken bu durum gene oluşur. Çünkü daha sonrasında siz bunu renk ve vernikle sabitlemiş oluyorsunuz. Boya yüzeyden kalkmaz. Yüzeydeki o boyayı hiç daha sonrasında mevcut tercih etmiş olduğunuz temizlik ürünleriyle de temizleyebiliyorsunuz. Tercih sizindir. Burada şöyle de yakından gösterirsek bakın hemen kutumuzu tamamlamış olduk. Şimdi buradaki hocam süper oldu deniliyor. Uçuşan kadife tozlarımı bir ıslak mendille, çünkü birazdan farklı bir renk yapacağım. Dolayısıyla ona yakışmaması. Bayrak süpersin hocam demiş. Kırık tahta sanat atölyesi kolay gelsin. Ekranda olması gereken en doğru isim denilmiş. Teşekkür ederiz. Sevgi o bir kolay gelsin demiş. Şimdi işlemimi bitirdim. Yüzeyde buralara eğer geldiyse ben şu an bunu tabii göremiyorum. O yüzden bakın ıslak mendille fazlasını da eğer kenarlarında varsa ki varmış göründüğü üzere kenarlarında temizliyorum. Ve artık kullanıma hazır. Çok güzel oldu hocam şu an. Bu stansıla yapmış olduğum bir çalışmaydı. Bir de bir bütünde kaplamak istersek nasıl yapmalıyız? Bu bir sandık içi olabilir, bir bütünde bir kutu olabilir. Dediğim gibi bir ayakkabınızı, bir çantanızı, bir kıyafetinizi, aksesuarınız olabilir. Şablonlu, desenli yapmak istediğimiz durumlarda bu şekilde hareket ediyoruz. Hocam yayınımızı kaçıranlar var. Bir tekrar edebilir miyiz? Tabii ki de. Bugünkü konumuz kadife tozu. Kadife tozunu uygularken dikkat edeceğimiz birkaç küçük nokta var. Birincisi, tercih etmiş olduğunuz kadife tozuna uygun olarak yakınında bir renkle önce bir kat boyanmalı. Daha sonra kadife tutkalını şu şekilde göstereyim. Rich kadife tutkalını tamponlayarak bütün yüzeyine, uygulamak istediğiniz yüzeye şu şekilde tamponlayarak bir kat geçiyoruz. Ürünün tamamlandıktan sonra tekrar tutkal almaksızın üzerinden tekrar geçerek o tutkal kalınlığını ve o pütürcükleri tamamen yok ediyoruz. Daha sonraki dikkat etmemiz gereken şey kadife tozumu uygularken ilk başta şişede böyle tanecikli tanecikli durur. Ben şimdi mesela burada dediğim gibi amatis, multi-surface kurumundan amatisle boyamıştım. Kadife tozunu şu şekilde önce yayıyorum. Bakın önce bu pütürleri görüyorum. Önce bolca döküyoruz. Çünkü ilk başta o toz kısımları değil,
kendi bütün parçalarının yapışması beklenmelidir her zaman. Önce temizlik yapmadan önce elimle güzelce bastırıyorum. Hatta dökülenleri de tekrar kullanıyorum. Elimle tekrardan üstüne koydum. Ay, stansının parçası. Bakın ne kadar parçalı parçalı bir görüntüsü var. Çok bereketli bir ürün. Hocam, stansılarda tampon yaparken hep taşırıyorum. Acaba nerede yanlış? Çok boya alıyorsun. Az boya al. Az boya al ve elin hiç durmasın. Hep dairesel dairesel. Aksi takdirde dik vurup dik çektiğin durumlarda alta kaçması maalesef kaçınılmaz sonlardan biridir. Bir de stencil spreyi kullan. Stencil'ı kullanmadan önce stencil spreyi kullan. Ondan sonrasında dediğim gibi az boya alarak dairesel hareketlerle ilerlediğin takdirde çok sorunsuz, çok güzel bir çalışma çıkartacaksındır. Hocam, Hülya Hanım'ın bir sorusu var. Kadife tozun üzerine sprey vernik sıkabiliyor muyuz? Zaman içerisinde dökülür mü diye bir sorumuz gelmiş. Zaman içerisinde dökülebilmesi söz konusu değildir. Sprey vernikle uzaktan, çok yakın olmaksızın parfüm sıkar gibi nasıl vücudumuza, kıyafetimize direkt geldiği noktalarda hani iz yapar. O yüzden verniği kullanmadan önce hafif çalkalıyoruz. Çalkaladıktan sonra bir yaklaşık 20-30 santim uzağından sıkabilirsiniz. Sprey vernik. Hocam, İnci Hanım, kolay gelsin hocam. Yayında seni görmek ne güzel canım. Sevgiler demiş. Teşekkür ederim. Hocam, yolda. Duvarlara vernik boyama yapıldıktan sonra vernik atılması gerekiyor mu? Gerek yok. Çünkü duvarda artık o boya kemikleşmiş olacak. Dolayısıyla da verniklemenize gerek yoktur. Ben sürekli masama o dökülenleri, bakın hiç ezmediğim için daha tanecikli tanecikli. Dolayısıyla şöyle göstereyim. Her defasında onu ezmediğim için bütün bütün yapıştırabiliyorum. Ayakkabımın topuğu da yalnız pırıl pırıl parlayacak. Şu an bu ayakkabı için 3'te 1'ini kullandım. Kadife tutkalımın. Tarz bir ayakkabı olacak yalnız. Mutfakta, banyoda, çalışma masanızda, her yerde kullanabileceğiniz çok keyifli bir çalışma. Şimdi çok bastırmaksızın hafif hafif önce tozumu, kadife tozumu yayıyorum. Buraya hiç koymamışım bu arada. Koydum, bastırdım. Bizim işimiz hep püf noktalarıdır ya. Kadife tozunun püf noktaları da burada başlar. Tutkalı geldiğinden emin olacaksınız. O tanecikleri önce yüzeye, tozları daha gelmeden bütün olarak yapıştıracaksınız. Ondan sonra bastırıyoruz. Bastırdıktan sonra hafif hafif yayıyorum. Sonra da artık hiç kibar davranmayacağım bir aşamaya getiriyorum. Yani tamamen kadife tozundan dökülen parçaların dökülmesi için iyice temizliyorum. Hocam, kadife tozuyla kaftan kaplasak üzerine başka bir boya ya da simit transfer gibi bir şeyle süsleme yapabilir miyiz? Çok güzel oluyor. Daha önce yaptım. Kaftanlarda bordo ve siyah bir çalışma yapmıştım. Üzerine bir tanesini simli rölyef pasta, bu titanyum şu an elimdeki gerçi taş gri ama altın rengini kullanmıştım. Stencil'ı kadife tozunun üzerine rölyef pasta, titanyum metalik pastalarla istediğinde seni verebilirsin. Kolay transfer yapacak isen de sonuçta artık bir kumaş yüzey, hareketli bir yüzey elde ediyoruz. Transfer yapılır ama yapıştırma aşamasında iyice arkadan bastırarak suyla inceltmen gerekir.
Sonuçta dediğim gibi hareketli bir yüzey olduğu için biraz transferi tutturmakta zorluk yaşayabilirsin ama sonrasında netice harika oluyor. Şimdi artık gördüğüm kadarıyla hemen hemen her yerine temizliğine geçmeden önce ben bir masamdaki fazla kadife tozlarımı bir toplayayım. Hocam Ayşegül Hanım demiş ki sonunda düzgün Türkçe ve yalın anlatımın ekranda olması gereken bir hoca denilmiş. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben işimizde sadece kullanılması gereken ürünlerin nasıl kullanıldığını, bizim işimizin küçük püf noktalarını paylaşmaya çalışıyorum. Noktalarımız. Her ürünün aslında detaylarda baktığınızda küçük püf noktaları var. Şimdi buraya bir kağıt bant yapıştırmıştım ben topuğum için. Bakın onu kaldırıyorum. Orayı da bir temizleyelim. Çünkü güzel bir ayakkabımın şık parlak bir topuğu olsun istedim. Şimdi artık dediğim gibi temizlik aşamasına geçiyorum. Artık kibar davranmıyorum. Keşke şuna bir dokunabilseniz. Sadece şu an göstermekle yetiniyorum ama çok güzel oldu. Hocam boyama işlemi yaparken her katta zımpara atılması gerekiyor mu? Yani şöyle, bu bir zorunluluk değil, bu bir tercihtir aslında. Ne kadar da olsa bir boyama yaparken yüzeyde mikronlukta bir kalınlık yaparız. Ben yapıyorum. Sünger zımpara kullanıyorum. Sünger zımparayla zaten öyle çok fazla bir tozu dumana katacak bir durum yoktur. Mutlaka bir kat yapıyorum. Ama dediğim gibi bu bir tercih meselesidir. Yapılmak zorunda mı? Değildir. Evet, şimdi ayakkabımı sanırım tamamen bitirdim. Şöyle göstereyim. Şimdi ayakkabımı süsleyeceğim. Yine bir ıslak mendille. Kadife tutkalını çalışırken mutlaka yüzeye bir naylonumsu bir şey yayın. Fazlasını en azından daha rahat toparlamak adına masadan. Şimdi ben daha öncesinde ayakkabıma şık bir görünüm kazandırabilmek için seramik güllerden hazırladım. Yine amatist rengiyle bir kat boyadım, hemen boyar boyamaz da ıslak mendille üzerinden fazla boyasını çıkarttım. Bunları dekoratif bir şıklık kazanması adına şuraya silikon tabancamı da hazırladım. Hocam Türkan Tomis kolay gelsin canım demiş. Teşekkür ederim ablacığım. Hocam ipek fırçayla boyama yapılmış, iz kalmış. Nedir sebebi? Şimdi boya yaparken neden iz kalır? Öncelikle onu söyleyeyim. Bunun birkaç sebebi vardır. Birincisi boya doğru sulandırılmamıştır. Boya olduğu gibi kullanılmıştır. Kalın gelmiştir, eşit dağıtılamamıştır. Bundan kaynaklı olabilir. Fırçamız, ipek fırça çeşitleri çok fazladır. Her beyaz veya sarı renkteki kıl yapısına sahip olan fırça aslında ipek fırça olarak adlandırmak yanlış olur. Benim en çok tavsiye ettiğim 3000 serisi, 9000 serisidir. Bunlar gerçekten iz bırakmaz. Dediğim gibi ama şurada dikkat etmeniz gerekir ki bir ürün yapıyorsunuz, evinizde bir geri dönüşüm yapıyorsunuz. Bu geri dönüşümünüzü yaparken kullanacak olduğunuz fırçanızdan ve boyanız asla nasıl diyeyim, doğru ürün kullanın. Her ürün bir emek sarf ediyorsunuz ve bir masraf yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu yapmış olduğunuz işlem size daha sonrasında sıkıntı yaratmaması gerekir. Şunu da şuraya yapıştırayım. Geri dönüşüm projelerinizde akrilik grubunda mesela bizim kendi firmamızda bile Basic seri var, Vintage seri var, daha sonra Multisurface'ler ve çalkıtlar var. Mesela Vintage ve akrilik gruplarıyla geri dönüşüm bu için uygulanmış ürünler değildir. Geri dönüşümü yapıyorsanız, evinizdeki herhangi bir veya dışarıdaki herhangi bir ürünü yeniden renklendirip hayata geçiriyorsanız burada mutlaka Multisurface grubunu kullanın veya çalkıt grubunu kullanın.
fırça gruplarında tercih edecek olduğunuz ürün 3000 serisi, 8000 serisi, 9000 serisi ipek uçlu fırçalar olmasına tercih edin ve boyanızı Multisurface grubunda mutlaka sulandırarak, çünkü kıvamı çok yoğundur. Hani şu an 130 cc şu boyda bir boyayla siz ortalama iki kapaklı orta boyda bir dolabı aslında boyayabilirsiniz. O yüzden sulandırmanıza dikkat edin. Boyanızı elinize hep düz tutmaya çalışın. Ondan sonrasında zaten bu izlerin hepsi tamamen kaybolur. Evet. Radiye Hanım çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Ankara Vizyon Kırtasiye'den selamlar. Kolay gelsin. Ben bu masamda kalemlik olarak düşünmüştüm demiştim. Bu da benim kalemliğim. Çok güzel oldu hocam. Evet, Gülbeyaz bile beğendi. Evet. Kadife tozu. Dikkat edilen noktalar. 1. Kadife tozu yapacak olduğunuz yüzeyi, kadife tozunuzu ne renk seçiyorsanız ona uygun bir renkle boyuyoruz. 2. Kullanacak olduğunuz tutkal kadife tutkalı olmalı. Her tutkalla kadife tozu çalışamazsınız. Kadife tutkalların özellikleri: ürün beyazdır, şeffaflaştıkça yapışkanlık özelliği artar ve bu kumaş havasını dökülmeksizin tamamen daha sonrasında uzun soluklu kullanmanızı sağlar. Kadife tutkalınızı uygularken ne demiştik? Tamponluyoruz ama çok bol alıp büyük boncuklar yaratmıyoruz. Azar azar, gerekirse üzerinden bir kere daha geçiyoruz. Tutkalımızı uyguladık, şeffaflaştı. Kadife tozumuzu bütün olarak döküyoruz. Hafiften yayıyoruz, bastırıyoruz. Ondan sonrasında artık kibar davranmıyoruz. Tamamen yüzeyden dökülen ne kadar varsa hepsini iyice temizliyoruz. Bugünkü anlatmak istediğim ürünün projeleri bu şekilde. Burada dediğim gibi bir seramik ayakkabıdan hazırlamış olduğum, bu bir kalemlikti. Banyoda güzel şık misafir havlulukları konabilir içerisine. Mutfakta farklı bir şekilde çalışıldığında stencil'larla güzel titanyum pastayla güzel böyle modeller verilip üzerine içerisine tahtak ışıklar vesaire konulabilir. Yaratıcılığımızın sınırı sonu yok. Her yüzeyde uygulayabileceğiniz, dikkat edeceğiniz 3 tane husustan bahsettim. Bunları takip etmeniz sizler için yeterli. Bir kutunun stencil'la, yine titanyum metaliklerle boyanmış, üzerine bu kumaş havasını verebilmek adına yapmış olduğum bir işlemdi. Burada yazı olarak çalıştım. Seramikte ise bir bütün olarak çalıştım. Bugünlük bu kadar. Hocam herkes çok güzel oldu, dileklerini iletiyor. Suzanne de şahane oldu canım demiş. Teşekkür ederim. Son olarak Gül Özdoğan kolay gelsin hocam demiş. Şengül Elal'da muhteşemsiniz demiş. Bugünkü yaptıklarımız da çok beğenildi. Bundan sonrasında dediğim gibi en azından haftanın 3 günü büyük ihtimal pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 2'de sizlerin talepleri doğrultusunda da olacak ama dediğim gibi yani proje anlatmaktan ziyade bu ürünü ben aldım ama nasıl kullanmalıyım, neye dikkat etmeliyim, bunları daha çok sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bunun arasında küçük projelerimiz de olacak. Teşekkür hocam, ediyorum. Gitmeden son sorumuzu da soralım. Tabii. Kadife tozu temizlememiz nasıl olur? Kadife tozunu nasıl temizliyoruz? Yapıştırdık. Daha sonrasında yüzeyde iyice bakın şu hareketleri yaptıktan sonrasında zaten bunun dökülme ihtimali yok. Bunu bu şekilde tuttum. 6 ay geçti, üstü tozlandı. Tozlanmıyor ama tozlandığını düşünelim. Biz temizliği seven bir milletiz. Islak nemli bir bezle silebilirsiniz. Hafiften yüzeyden sprey vernik atılabilir. Çok yakın olmamak kaydıyla. Bunu artık bir kumaş haline getirdiğimiz için, yapmış olduğunuz bir çalışmayı bir kumaş haline getirdiğiniz için kumaş yüzeyleri nasıl temizliyorsak artık bunun temizliği de aynı şekilde. Bir nemli bir bez, hafiften belki bir deterjanlı bir bezle üzerinden şöyle bir kat geçmiş olmanız yeterli. Biraz önce ben ne yaptım? İşlemimi tamamladım, bitirdim. Ondan sonra ıslak mendille fazlalığını almak için bu şekilde geçmiştim. Dolayısıyla temizlik aşaması da aslında bu kadar kolay. Buna herhangi bir vernik gerekiyor mu hocam, kadife işlemi bittikten sonra? Vernik yapmak zorunda değiliz. Ama ille de yok ben vernik yapacağım diyorsanız o zaman sprey vernik. Çünkü
fırçayla sürecek olduğunuz su bazlı vernik grupları kadifeyi daha sert bir ifade ortaya çıkmasına sebep olur. Sprey vernik uzaktan ortalama şu seviyeden sıkacağınız bir sprey vernik ise yeterli olur. Peki, bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.